Kanal Çağrı'dan herkese selamlar değerli izleyiciler. Yaz tatili başladı. Avrupa'dan, Almanya'dan birçok gurbetçi vatandaşımız Türkiye'ye doğru karayoluyla seyahat etmeye başladı. Gümrüklerde bilmeniz gereken kurallar var. Bu bilgilendirici videoda size gümrüklerde uymanız gereken kurallardan bahsedeceğiz. Neler var? Gümrük kuralları ve limitler, mücevherden paraya, hediyelik eşyadan giysilere ve gıdaya kadar geniş bir yelpazede değişiklik gösterebiliyor gümrük kuralları. Değerli izleyiciler, bizler de sizlere bu videomuzda bu kuralları tekrar hatırlatma gereği duyuyoruz. Para ve değerli eşyalarla ilgili kurallar. Avrupa Birliği ülkelerine seyahat edenlerin gümrükte dikkat etmeleri gereken önemli konulardan biri para ve değerli eşyalar. Kontrollerde tespit edilen 10 bin euro üzerindeki paraların ve değerli eşyaların kaynağı sorgulanıyor ve bildirilmemesi halinde de ciddi cezalara maruz kalınabiliyor. Son dönemlerde özellikle Türkiye'den Almanya'ya seyahatlerde birçok Türkiye kökenli vatandaş gümrük yetkilileri tarafından faturasız altın takılarla yakalanıyor. Almanya'da gümrük kuralları konusunda dikkat edilmesi gereken daha birçok detay var. Üçüncü ülkelere yapılan seyahatlerde takı veya altınlar 300 euro değerini aştığında giriş ve çıkışlarda bunu yazılı olarak bildirmek büyük önem arz ediyor. Gemi veya uçakla seyahatlerde ise bu sınır 430 euro olarak belirlenmiş. Altın, gümüş üçüncü ülkelerde ticari mal olarak kabul edildiğinden girişlerin yazılı olarak bildirilmesi gerekiyor. Bu bağlamda 15 yaş altı kişiler için belirlenen sınırsa 175 euro olarak dikkat çekiyor değerli izleyiciler. Gümrükte beyan edilmeyen paralara el konulabiliyor. Gümrüklerde 10 bin euro belli bir miktarın üzerindeki paraların beyan edilmemesi durumunda paralara el konuluyor. Özellikle Sırbistan ve Bulgaristan bu konuda oldukça katı. Cep telefonu için de limitler bulunuyor. Kimlik numaranıza kayıtlı hatlarla kullanmanız şartıyla cep telefonu getirebilirsiniz. Yolcunun yanında veya aktif olarak kullandığı diğer telefonları için gümrüklerde herhangi bir yaptırım uygulanmıyor. Türkiye'de de kendiniz kullanacaksanız iki tane telefon getirebilirsiniz fakat hediye olarak Türkiye'ye telefon getiremezsiniz. Çeyiz ve elbise Türkiye'den AB'ye seyahat ederken kişisel kullanım için getirilen giysi ve çeyiz eşyalarında herhangi bir sınırlama bulunmuyor. Tütün ürünlerinde de sınırlamalar mevcut. Seyahat edenlerin dikkat etmesi gereken bir diğer konu ise tütün ürünleri. Avrupa Birliği ülkelerine seyahat edenler kişisel kullanım amaçlı belirli miktarlarda tütün getirebiliyor. Bu miktarlar 200 adet sigara, 50 adet yaprak sigara veya 250 gram pipo tütünü şeklinde belirlenmiş durumda. Gıda ürünleri konusunda da çok ciddi Avrupa Birliği'nin yaptırımları var değerli izleyiciler. Hayvansal ürünlerin başında gelen peynir Avrupa Birliği ülkelerine sokulması yasaklanmış durumda. Bu nedenle yolcuların seyahatleri sırasında herhangi bir hayvansal ürün bulundurmaması gerekiyor. Bal, sucuk ve pastırma gibi ürünler de giriş yasakları arasında yer alıyor. Hediyelik eşyalarda da gümrükte sıkı bir kontrol söz konusu. Özellikle zeytinyağı gibi ürünlerin getirilmesi de bazı durumlarda sorun yaratabiliyor. Parfüm, elektronik eşyalar gibi ürünlerde de kısıtlamalar var. Deniz ve hava yolunda seyahat edenler için değeri 430 euroya kadar olan ürünler gümrüksüz olarak getirilebiliyor. Ancak belirlenen değerlerin üzerindeki ürünlerin gümrükte beyan edilmesi gerekiyor. Avrupa Birliği gümrük kuralları ülkelerden ülkelere değişiklik gösterebiliyor. Dikkat etmenizde fayda var.